olsam da, tek başıma kalıp yansam da, sözlerim yarım kalsa da, çünkü ben benden alıp kaçsam da, yalanlarına göz yumsam da, yine de sevgim solmazsa, çünkü ben böyleyim. Konuşup konuşup dursam da, bir gün sus pus olsam da, bazen surat assam da, çünkü ben hayatından çıksam da, sevmiyormuş gibi yapsam da, aslında aşık olsam da, çünkü ben böyleyim. Sonunda yok olsam, kalbime zincir vursam, yine de özgür olsam, ben böyleyim. Ben Efendime Juliet'in ölüm haberini ben götürdüm. Hemen at kiralayıp geldi. Mantua'dan buraya. Bu aile mezarlığı. Mali abla. Hı? Sence kaşlarımı aldırayım mı? O niye ki ifek bakışlım? Ya ne bileyim, çok kalın geldi. Bir de saçlarımı kestireyim diyorum. Kızım delirdin mi sen? Melek ablam öldürür seni. Kadın seni ipek saçlım diye seviyor. Ya iyi de böyle Heidi'ye benziyorum. Baksana çocuk gibi. Kız. Ciyarsın sen. Bana bak. Ne oluyor? Bir şey yok, öyle söyledi. Sen de beni iyice saf belledin İpek Hanım. Aşk olsun. O değil mi? Erkan Hoca. Yürüdün anladın. Kızım, ben üniversite olarak Aşk Üniversitesi'ni bitirdim. Master'ımı da dizilerde yaptım, kaliteli kaliteli. Gözlerinden anlarım. Sana da hazır vermedim değil mi? Ha. Oysa ben çok huzurlu bir saat geçirmiştim. Şey, ben özgür sandım da. Biraz konuşalım mı? Yalnız geldim. Ya biz bu evi tuttuk da. Aa, gerçekten mi? Çok sevindim. Ama Melek teyze faktörü var. Şu anda bir güvenlik şirketiyle bizim kata kamera yerleştirme konusunda görüşüyor bile olabilir. Hadi dışarı çıkalım. Hem daha rahat ederiz. Olur. Ama hadi sen in. Ben de montumu alıp hemen geliyorum. Tamam. Melek teyze faktörü var, biliyorsun kapının önünden geçemeyim. Ha tamam. Ya peki sence o da benden hoşlanıyor mudur? Vallahi bence boş değil. Gerçekten mi? Ama niyeti ciddi mi bilmem. Kız, dikkatli olmak lazım. Ya niyetini falan boş ver şimdi Mahalle abla. Daha aşık mı onu bile bilmiyorum ki. E böyle oturup durursan hiç öğrenemezsin zaten. Kızım, erkeklerin duygularını söylemeleri için biraz cesaretlendirilmeleri lazım. Nasıl yani? E mesela ben Hamit eniştene senin için yanıp tutuşuyorum demeseydim hayatta evlenemezdik. Hadi ya. Şimdi seni harika bir yere götüreceğim. Ya restorana falan gitmesek, çok aç değilim ben.
Tamam. Buyurun. Buyurun, buyurun. İpek duşum ya. İki tur attın içinde. Halbuki bunu giyerken ben de dal gibiydim ama. Hayret. Olur demiştim ama. Neyse. Demek ki yeni kadınsı kıyafetler alacağız kız, kaliteli kaliteli. Çok sağ ol Muhalle abla ya. İyi ki yanımdasın. İpeğim. Çok şanslısın. Aşktan daha güzel bir duygu yok ki bu dünyada. Nasıl? Dediğim kadar var değil mi? Söylemediklerin de varmış. Nasıl yani? Hazırlıklı gelindiğine göre bu manzara daha önce de izlenmiş. Ya siz kadınlar... Ben birkaç hafta önce arkadaşlarımla balığa gittim Abant'a. Bunlar da benim kamp eşyalarım. Bagajda kalmışlar. Al bakalım. Ah, teşekkür ederim. Sizi dinliyorum Esin Hanım. Ne anlatacağım? Niye kül kedisi gibi kaçtığını. Çok büyük kabalık yaptım biliyorum. Ben yeni bir ilişkiye hazır değilim. Niye? Gerçekten çok büyük acılar yaşadım. Hala bunları o niye yaptı? Ben niye böyle karşılık verdim? Çözemediğim bir sürü soru var. Ve bu sorulara yenilerini eklemek istemiyorum. Belki o soruların cevapları bendedir. Nereden biliyorsun? Ayrıca aynı apartmanda yaşama olayı var. Biz bir ilişkiye başlasak bile Melek teyze ve hatta kızlar bile bunu bilmemeli. Gerçekten benim için büyük sorun olabilir. Annemlere kadar gider bu olay. Esin. Ben sana bunların hiçbirini sormuyorum. Bunlar bahane. Tamam. Aşık olmaktan ve canımın yanmasından korkuyorum. Ben de öyle. Ama bunu yaşayalım. Olur mu? Tamam. Senin isteklerine ben de katılıyorum. Birbirimize zaman verelim. Öyle sözler falan da olmasın. Ama bunu yaşayalım. Olmaz mı? Sırlar yüreğimize ağırlık yapar, taşımak zordur derdi. Dikkat et, küçük sırlar büyük yaralar bırakabilir diye uyarırdı. Tamam, onun tek derdi hayatımda ne oluyorsa bilmekti. Ama anneciğim, şu anda seni o kadar iyi anlıyorum ki. Erkan'ın beyninden, kalbinden neler geçiyor, ben onun için neyim? Bunu bir bilebilsem. Ne oluyor ya? Yatma vakti. Bu lamba su yakmıyor. Hoş o da bedava değil ya. Sütlineciğim, benim daha uykum gelmedi. Hem bak gördüğün gibi kitap okuyorum. Kapa gözlerini bak nasıl gelir.
Olmadı gaz lambası yak. Yapmışlar zaten elektriğe zamlı. Bir rahat yok şu evde ya. İpekciğim ayıp ama o bizim büyüğümüz, idare etmemiz lazım. Demek ki canı bir şeye sıkılmış. Hem zaten geç oldu, yat sen de. Yarın sabah erken dersin var. Peki anneciğim. İyi geceler. Hadi iyi geceler. İpek saçlı kızım benim. Işığı ben kapatırım. Tamam. Muhalle abla haklı bence. Erkan'la aramızda şu anda sadece sıfatlar var. Mesela komşusunun kızıyım. Ondan küçüğüm. En kötüsü de öğrencisiyim. Onu cesaretlendirmezsem asla söylemeyecek. Ama nasıl yapacağım bunu? Of Allah'ım. Bana bir işaret gönder lütfen. Bir işaret. Üşüdün mü? Tamam. Çok güzel bir geceydi. Ve çok da güzel bir sabah. Balkabağına dönüşmeden ben gideyim artık. Ah Erkan, senden bir şey rica edeceğim. Bir daha bize öyle çat kapı gelme olur mu? Ya Melek teyzenin gazabına uğramak istemiyorum. Tamam tamam, sen merak etme. Ben mektup yollarım sana. Ha dur, olmadı. Güvercin yollayayım en iyisi. Ya, hiç hoş bir durum değil biliyorum. Peki, akşam benimle tiyatroya gelir misin? Hem okuldan da birileri olacak. Birbirimizi görmüş oluruz, ne dersin? Tamam olur. Ben arabayı karşıya park edeyim. Şimdi birileri falan görür. Ne olur ne olmaz değil mi? Görüşürüz. Görüşürüz. Dalsam da, tek başıma kalıp yansam da, sözlerim yarım kalsa da, çünkü ben benden alıp kaçsam da, yalanlarına göz yumsam da, yine de sevgim solmazsa, çünkü ben böyleyim. Konuşup konuşup dursam da, bir gün sus pus olsam da, bazen surat assam da, çünkü ben hayatından çıksam da, sevmiyormuş gibi yapsam da, aslında aşık olsam da, çünkü ben böyleyim. Sonunda yok olsam, kalbime zincir vursam, yine de özgür olsam, ben böyleyim. Ben böyleyim. Birazcık sessiz ol Özgürcüğüm ya, birazcık. Bu saate kadar uyunur mu abicim ya? Hem sen kalk bakayım artık, ben yatışa geçeceğim. Acayip uykum var. Kandili nerede söndürdünüz Özgür Hanım? Ya ne zamandır aklıma takılan bir çocuk vardı. Sabaha kadar onunlaydık. Acayip kafaymış ya. Çok manyak bir gece geçirdim anlayacağım. İyi ki senin şu hocayla aranda bir şey olmamış kanki. Toygar'ın bir arkadaşı var, evlere şenlik. Tanışırsınız, dördümüz takılırız. Hem Melek komutanı da ruhu duymaz. Apartmanda sulh, evde huzur. Neyse sonra konuşuruz ya. Benim uyumam lazım. İpek! Hadi kızım! Yürü.
dibinde sıyırsaydın bari. Yavaş ol biraz. Peki muhterem anneciğim. İpek! Hadi kızım. Hadi otur kahvaltını et. Aç karnına okula gidilmez. Geç kaldım falan bahane istemem. Yok anneciğim, ben mutfakta hazırlarken bir şeyler yedim. Değil mi Muhalle abla? Aa, Melek abla, ben şahidim. Vallahi sütünü bile içti. Hadi benim hatırım için bir kere daha ye canım. Hadi canım gel. Bak sana seversin diye çingene salatası yaptım. Öst! Önce akşamdan kalanlar yenecek. Anneciğim bak bunu hep senin hatırın için yiyorum. Okula çok geç kalmış, çıkmam lazım. Erken önce bekletirsen çok ayıp olur. İpeğim, gel kız buraya. Aşk birileri yanında olsun İpeğim. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun. Anneciğim ya, silme zaten çok az sürdüm. Her sabah pekmez içsen sürmene gerek kalmayacak zaten. Arveli yanaklarını al al olacak, değil mi sen annene? Anneciğim, hani bir oyun vardı ya, o bu akşam. Biliyorum. Anneciğim ne olur gideyim. Sınıftaki herkes gidiyor. Bak, istersen sen de gel. İkili etmesen ne olur? Ha, konuştuk bu konuyu, hayır dedik, kapandı. Ama anne bu benim için çok önemli. Gitmemen de benim için önemli. Ha, illaki tiyatro istiyorsan süt annem, ben, Muhalla sana kukla oynatırız. Ha? Ay ne severdim bebekken kukla oynatırdık, böyle tecrübemiz var yani. Anne, artık büyüdüm ben, bunu kabullensen diyorum. Sen büyüdün de dünya da cehenneme döndü evladım. Her gün kaç annenin ciğeri yanıyor, dinlemiyor musun haberlerde? Anne, ben bunları senin neden yaptığını biliyorum. Dünya hali falan bahane. Sen hala ablamın acısını çekiyorsun. Ya anneciğim anlasana artık şunu. Ablamı sen öldürmedin. O zaten hastaymış, yapacak hiçbir şey yokmuş ki. Artık anla bunu yani. Ama bir gün mutsuzluktan sen beni öldüreceksin. Anne. Anneciğim özür dilerim, ağzımdan yanlışlıkla kaçtı anne. Çok özür dilerim, öyle bir şey demek istemedim. Anneciğim, anne. Anneciğim ne olur beni affet. Bak daha rujumu sileceksin, rujumu sil. Anneciğim özür dilerim. Sen beni öpüp koklamazsan, beni uğurlamazsan ben okula gidemem ki. Hem daha dua edeceksin bana. Anne. Aferin kas kafa, aferin sana. Halt et. Günaydın. Günaydın hocam. Hocam, hasta mısınız yoksa? Yo, gayet iyiyim. Az uyudum sadece. Hadi bin. Elini tutsun, altın bulsun. Allah yüzüne gülsün, yüreğinden tutsun. Kazasız belasız yanıma konsun. Melek abla, Nilgün arıyor. Ha. Aa Nilgüncüğüm, ne kadar iyi ettin aradığına. Of, iyi mi bilmem abla. Evden haber çıkınca haber ver demiştin ya. Çıktı mı müşteri? İstediğin parayı verdiler mi? Çıktı da Melek ablacığım. Ev ipotekli olunca işler biraz karıştı. Söyle Haldun Bey'e ipoteği kaldırsın. Buraya gelmeden önce konuştuk, krediyi ödeyecekti. Yoksa satamayız evi. Ben Haldun abiye uğrarım bugün ablacığım. Tamam, bana da haber ver. Ay dinle, anneme söyleme sakın ha. Ay başındaki çatı satılır mı diye kırar vallahi kemiklerimi. Hadi güle güle canım. Ay. Bu ne? Ay. Aa, bu ne böyle? Ay, 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 ay. Annemin yarım akıllı dediği kadar var bu kız.
Yapılır mı bu böyle? Ay! Ay eşek ölüsü gibi bu. Ay! Hangi akla hizmet yapar ki bu işi? Höstinki sıpa. Adam olduğunda aklımı mı beğenmiyorsun? Anneciğim, bu senin işin mi? Ya kim yapacak? Bu evde benden başka tutumlu adam mı var? İşiniz gücünüz har vurup harman savur. Ay anneciğim, ne oluyorsunuz? Sesiniz ta salona geliyor. Aman böyle tasarruf mu olur anneciğim yani? Ay! Ay! Pis su, pis! Hadi oradan, pismiş. Pis sensin. Boşa mı gitsin? Muhalla şimdi onunla her yakayı siler, temizler. Tabii muhterem anneciğim, ben siler süpürürüm. Tabii savaş yokluk görmediniz ki anlamazsınız. Ay ablacığım, hep böyle işte. Dur, tamam, dur şurayı dökseydin. Şuraya şey yapacağım. Dur, muhalla. Ay, edirken saça. Ay, ne yapayım? Ya Özgür, hadi nerede kaldı su? Isıtamadın mı hala? Ya rezillik bu ya. Abicim hani bir su yıkayacaktın ya? Bu kaçıncı oldu? Sayende banyomuz yere batan sağlıcı, ben de tulumbacı başı oldum. Ya zaten boynum tutuldu. Şurada bir de seninle uğraşmayayım hadi. Hazır Esin Hazretleri. Ya delireceğim şimdi ya. Dur ulan hadi. Yok abicim, vazgeçtim. Bu rezilliği çekmektense kokarım daha iyi. Sanki daha iyi bir seçeneğimiz var da. Tabii ya. Ben bunu daha önce niye düşünemedim? Ya tamam, yeter artık, asma şu suratını. Surat asmak hiç yakışmıyor sana. Başka oyun mu yok canım? Annen de zamanla alışacak burada yaşamaya, inan bana. İyi de hocam, o alışana kadar ben istediğim her şeyi kaybedeceğim. Çoğu şey başlamadan bitecek. Eğer gerçekse, inanarak istiyorsan bitmez. Seni bekler. Güven bana. Ha, bu arada makyaj güzel olmuş, yakışmış. Senin çömeze bak, nasıl da kafeslemiş hocayı. Ben de bu yeteneksizlikle nasıl kaptırol diyordum. Sen hep böyle çamur muydun yoksa yeni mi çıktı bu arıza? Günaydın Pinokyo, ne haber? Görüşürüz. Günaydın Barış, günaydın. Günaydın. Ya Barış, benim eskrim dersim boşmuş. Eğer senin de bir işin yoksa çalışalım mı biraz? Tabii tabii. Müsait değilsin canım. Ortaköy'e gidecektik, unuttun mu? Ortaköy'e sonra da gideriz. Dua önemli. Sağ ol Barış. Önemli rol Juliet ama annen sayesinde hala kostümün bile hazır değil. İyi ki hatırlattın Eda. Annem bugün saat 3'te seni bekliyor. Adres de bu. İyi. Kolay bulursun. Sonra görüşürüz. Ya hiç kusura bakma Özgür ama beni bu işe bulaştıramazsın. Ayrıca elimde çalıntı mal istemiyorum ben ya. Abicim ne çalması ya? Benim diyorum, kızın adı gel al dedi şofbeni. Allah Allah ya. Özgür, sen kimi kandırıyorsun? Bu kız sana günahını vermez be. Evden atarken söylediklerini duyduk herhalde. Abicim madem bana güvenmiyorsun o zaman çıkmazsın yukarı. Ama ben çıkıp şofbeni alacağım. Ya zaten bir pisliğe bulaştırma elini ya, ana kraliçe. Aa, bulaştırmam tabii. Ben buradayım. Ama ya bu kız iyice beni kendisi gibi sanmaya başladı. Hoş geldin. Buyur, geç içeri geç. Yok ya, ben geçmeyeyim. Arkadaş aşağıda bekliyor. Ben alıp gideyim şofbeni. Gel hadi gel. İyi. Acelen mi? Uf, Özgür ya. Sen benim başımın belası mısın? Daha önce de görmüştüm. Allah ya. Ne günlerdi ya. Değil mi? Azıcıklık yapmadın bana. Merhaba. Yeni ev arkadaşım Esin. Allah kolaylık versin sana canım. Minoş da şofbeni hazırlamış biz götürelim diye.
Ya ben hep söylerim. Bu kız hep dört ayak üstüne düşüyor. Daha geçen hafta Chopin boşa çıktı. Ne yapayım, ne yapayım derken Özgür aradı. Niye kullanmıyorsunuz? Bozuk mu? Yok canım. Yeni ev arkadaşım Chopin'i elektrikli. Malum tüpe de zam geldi. O yüzden Chopin iskartaya çıktı. Bayağı bir şanslıymışız. E o zaman bir taksi çağıralım. Olmaz. Buradan eve çok tutar. İkimiz yüklenir götürürüz. Biz mi? Kafayı yedin herhalde sen. Taşınır mı kızım bu? Ne abi ya? Zaten ya. Bu ne kardeşim? Yolda mı taşıyorsun eşya oldu? Ya. Şoför bir iki kişi alır mısınız? Özel araban sandın galiba. O koca şeyle bindiniz madem. Dört kişi ücret vereceksiniz. Yok artık. Taksi tutardık o zaman. Ben anlamam. Sizin yüzünden yer yok diye müşteri kaçırıyorum. O zaman zararımı telafi edeceksiniz. Az çek şunu. Şoför bey indir bunları ya. Paramızla rezil oluyoruz. Pardon ama bu teyzeden kaç kişilik yer aldınız şoför bey? Yüz ölçümü biraz fazla da. Terbiyesiz. Buyurun. Keşke arabalı birini çağırsaydık. Hocayı kastediyorsan gerek yok abicim. Bak böyle paşa paşa ne güzel gidiyoruz. Ay üzüldüm ay şoför bey, durdur şu arabayı. Korkma teyzeciğim, hava yastıkların koruyordur seni. Çekil şuradan terbiyesiz seni. Durdur, sizi şikayet edeceğim, trafiğe plakanızı alın. Edersin, edersin. Aa bu böyle olmaz. Seni kim şikayet etsin be? Homini gırtlak yutmuşsun maşallah. Erkek rolü olduğu için daha sıkı çalışmalıyız. Kadın olduğunu kimse çakmamalı. Bu yüzden beni gözlemleyeceksin hep. Hadi. Sonra Şirek eşeğe dönüp dedi ki, çık hemen bataklığından. Pinokyo. Ha? İpek sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum. Ben boşuna Pinokyo demiyorum zaten sana. Ya tamam özür dilerim. Bir iki saniyeliğine dalmışım öyle. En son beni tekrarla diyordun. Bak İpek, bu işi sallarsan olmaz. Benim için değil, senin için çalışıyoruz. Ayrıca çalışmazsan rezil olacak ben değil, sensin. Ya tamam tamam. Özür dilerim, haklısın. Ama bu aralar aklım çok karışık. Böyle dalmışım işte, ne var? Ben senin nereye daldığını biliyorum. Aç kulaklarını, beni iyi dinle. Şu anda bulutların üstündesin. Kendini özel biri sanıyorsun ama... Sence bu hikayenin sonu mutlu mu bitecek? Bu hikayede canı yanan taraf sen olmayacak mısın? Ne saçmalıyorsun sen Barış? Ben mi saçmalıyorum? Ne oluyor Erkan Hoca ile senin aranda? Bir şey olduğu falan yok. Erkan Hoca bana ve arkadaşlarıma çok yardım etti. Tamam, biraz yakınız. Yani öyle gözüküyor. Ama öyle bir şey falan yok. O yüzden her sabah beraber geliyorsunuz okula. Çünkü aynı apartmanda oturuyoruz. Anaokulu çocuğu gibi annemin beni okula getirmesindense Erkan Hoca ile okula gelmeyi tercih ederim. İpek! İpek. Özür dilerim. Gitme. Şimdi o zaman çalışma zamanı. Şimdi kabadayı. Çek, dikil, horoz gibi. İzle ve tekrarla. Hadi. Bu sır işini hiç sevmedim. Sanki yalan söylüyormuşum gibi geliyor. Ama ona verdiğim sözü tutmam gerek. Bu özel arkadaşlığı kimse bilmemeli. Umarım senden sakladığım bu küçük sır ikimizin de canını yakmaz Barış.
Alo. İyi günler. Ben Melek, İpek'in annesi. Buyurun Melek abla. Derste falan aramadım değil mi? Müsaitseniz bir şey soracaktım. Yok yok, hayır. Estağfurullah. Buyurun. Bana bir kalp doktoru lazım. Hayırdır Melek abla? Süt annem. Biraz rahatsız da. Bildiğiniz biri var mı diyecektim. Bildiğim... Salih abinin abisi var. Çok iyi bir doktor derler. İsterseniz bir Salih abiyle görüşün. Öyle mi? Felakettim değil mi? Dur bakalım Pinokyo, daha ilk gün. Ayrıca abartıyorsun, çok kötü değil durum. Gerçekten mi? Barış, ben sana bir şey aldım. Aa! Hep yanında alayım dedim. Ne diyeceğimi biliyordum, teşekkür ederim. Ya asıl ben çok teşekkür ederim Barış. Benim için zaman harcıyorsun, emek veriyorsun. Bu işi başarırsam senin sayende olacak. Hayırdır diyeceğim ama şimdiye kadar bu kapıyı çalışınızdan hiçbir hayır görmedim Melek Hanım. Bu ne burada bu gündüz gözüyle? Ha? Yani kokusu bizim eve kadar geliyor. Hani her şeyin bir adabı vardır. Allah'ım sen bana sorma. Terbiyesiz anarşist. Sana kim Melek adını verdiyse çok büyük hata etmiş. Çok büyük. Üç gün uyusam dinlenmez bu kemikler. Tamam, geldik işte. Sanki tek başına taşıdım. Bir daha asansörsüz eve taşınırsam iki gözüm önüme aksın şerefsizim. Kız başınıza, sizin harcınız mı bu işler? Bırakın ben taşıyayım. Ay, yaşa sen Fevzi abi, seni bize Allah gönderdi. Ay. Sen yanlış anladın beni. Böyle yürümez bu işler. Merdiven başına 10 lira desek, buradan sizin oraya 108 tane falan, 107'le tamam ya. Ya bırak abicim ya. Bunca yolu ben geldim, buna kaptırmam parayı. Bırak, bırak. Git de bize bir contayla İngiliz anahtarı al, hadi. Ne yapacaksın abicim contayla İngiliz anahtarını? Çüş artık ya. Biz kentin sefasına devam etseydik keşke. Zaten öleceğim, beni camide yıkayacaklar. Hı. Aa, bu çok açık ayol. Şu zanciri versene mi ona? Şunu şuraya koyduk mu? Ne münasebet, böyle açık kalacak. Başrolüm ben. Başrol olunca her yer meydanda mı olmalı? Hayır ama sahneye çıktığımda herkes beni seyretmeli. Bunu rolünle yapsan? Hem annem baban görürse vallahi yüreklerine iner. Hiç sanmam. Onlar bana güvenir. Sanat için soyunsam bile karışmazlar. Ay, ceyarsın sen. Allah'tan İpek'in rolü erkek. Hiçbir yer açık saçık olmaz da sen de rahat edersin. Aa. İpek de mi oynuyor? Haberci rolünde. Dur gel şarayım benim. Nasıl kapmış onu? Ya ya, ne demezsin. Ben size söyleyeyim. Kalkamaz o rolün altında. Bence yakamla uğraşacağınıza söyleyin İpek'e. Boş yere sahneye çıkıp kendini rezil etmesin. Nedenmiş o? Niye rezil olacakmış? Niyesi mi var? Bırakın oynamayı. Hayatında hiç Shakespeare bile izlememiş. Hoş, başkasını seyretmiş mi ondan da şüphem var. Sen bana baksana kızım. Benim kızım her şeyin üstesinden gelir. Yeter ki istesin. Abi, hiç insan kalmamış bu insanlardan.
Bir tüp 50 lira olur mu abicim ya? Şampuan işinden kalan son para da gaz olup uçtu. Tamamdır. Bağlantıyı da yaptık mı aksın sıcak sular. Tüpü getir çırak. Buyursun. Ya abicim benim koptu ya. Niye hep bu işleri ben yapıyorum? Tamam. Ben taşıyayım. Buyursan da. Al. İyi tamam be. Aha. Tamam. Oldu işte. Ya abicim var ya sen çok iyi bir ev arkadaşısın ha. Dur bakalım ya. Bir yıkanalım şöyle peynirli omlet yapayım da sen o zaman gör beni. İşte budur. O zaman açılış şerefini sana bırakıyorum usta. Ters mi bağladın acaba? Hayır, ters bağlamadım. Hay ben o münevverin. Ya nasıl yedik ya? Abicim kız çok pis gol attı bize ya. Ya ben bunun böyle olacağını biliyordum ya. Ben nasıl gideceğim şimdi akşam böyle? Ya kızım sen ne şerefsizmişsin ya. Naberesin dur. Harikayım. Kızım aklın varsa çıkma karşıma. Bu yaptıklarını çok fena edeceğim sana. Aa, kime kızdı bu bitliği birini? Girseydin bu alama. Ne yapıyorlar? Çok kötü durumdalar abla. O şof beni o kadar yol taşımışlar. Zar zor takmışlar. O sinsi minoş bunlara çalışmıyor dememiş. Bir heves çakmışlar çakma. Ceyhan şof ben çalışmıyor. Ay böyle giderse iki güne kalmaz bitlenirler vallahi. Tamam tamam uzatma. Ben yatak odasında şimdi sandıkları yerleştireceğim. Şofben açık. Pırlanta yürekli ablam. Bütün genç kızların koruyucusu. Ay Allah tuttuğunu altın etsin. Allah ne muradım verse versin. Allah. Ay! Ay maalesef. Düşüp bayılacağım Allah. Hemen hemen gireyim. Sana söz. Birkaç ay sonra sana yeni oyun davetiyeleri vereceğim. Melek Hanım yine izin vermezse o zaman ben kaçıracağım seni sana söz. Nevzat Efendi! Ha, Esin'leri gördün mü? Yok hocam, dersler çok yoğundu bugün. Hiç okuldan çıkamadım ki. Ama belki şimdi uğrarım. Tamam, hadi görüşürüz. Ne oldu Mahalle abla? Hadi bir, ne olsun? Sabahtan beri bir yoğurt aldıracağım kapıcı efendi. Kayıplara karıştı. Tamam, ben alır gelirim. Peki. Mahalle abla, sen olmasan yanmıştık vallahi. Siz asıl Melek ablama şükredin Esin Toş. O olmasaydı bitleriniz ayıklardık kız yine. Ay ben de öyle bir anlattım ki az ceyar değilim ha. Ay bu kılıkta hayatta dışarı çıkamazdım. Sanki bir gece sokağa çıkmazsan cezaya kalacaksın. Sorun dışarı çıkmak değil Özgürcüğüm. Farkındaysan leş gibi kokuyoruz. Hadi kız oyalanmayın, yıkanın kaliteli kaliteli hadi. Hop nereye? Önce ben. Tabii ki kraliçem, siz dururken benim ne haddime yıkanmak. Buyurun. Selam. Merhaba, gelsene. Yok abi, hiç gelmeyeyim. Akşam gidiyor muyuz oyuna? Ya Erkan, benim bugün hiç keyfim yok. Başka zaman inşallah, ha? Tamam, olur. Nasıl istersen. Bir şey ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Güle güle. Ha şey, Melek Hanım'la ne yaptınız? Ne yapacaktık ki? Vukuat diyorsan daha bugün vukuat falan yok. Yok abi, öğlen aradı beni. Tanıdığın bir kalp doktoru var mı diye sordu. Ben de Salih abim var, onu arayın dedim. Tabii ya. Ben de niye çöpe taktı diyordum. Hay Allah. Görüyor musun? Çok ters davrandım kadına Erkan. Üzülme Salih abicim. Sen şimdi bir yolunu bulur, Melek Hanım'ın gönlünü alırsın. Hadi görüşürüz. Güle güle. Aşk
olsun Melek Hanım. Çocuk gibisiniz vallahi. Neden çöpü bahane ettiniz ki? Erkan söylemesi hiçbir şeyden haberim olmayacak. E siz kapıyı açar açmaz saldırdığınız için ben de vazgeçtim Salih Bey. Haklısınız. Kusura bakmayın. Hadi gelin şu öğlen yaşananları unutalım. Gelin konuşalım. Aa ne münasebet. Ben niye sizin evinize geliyorum ki? Şimdiyseniz gidin evinize. İyice postu serdiniz buraya. Buyurun bu taraftan. Buyurun. Buyurun. Çay, kahve bir şey içer misiniz? Yok, teşekkür ederim. Bir an önce konuşalım. Süt annem fark etmeden gideyim ben eve. Geçmiş olsun. Umarım rahatsızlığınız önemli bir şey değildir. Yok, hasta olan ben değilim. Annem. Hem hasta hem inatçı. Doktora gidelim diyorum, dinletemiyorum. Ama halini hiç beğenmiyorum. Yaşlandıkça çocuklaşıyorlar tabii. Önceden çekilmiş filmleri, tahlilleri var. Abinize bir göstersek, size zahmet olmazsa. Rica ederim. Ben hemen arar bir randevu alırım. Ya kızım hadi sene. Esin. O kadar iyi geldi ki saatlerce kalabilirdim sıcak suyun altında. Duyan da iki dakikada çıktığını zannedecek. Kızım yaşlandık burada sıra beklerken. Ne yapayım sultanım? Çok özlemişim yıkanmayı. Tamam tamam. Bakalım ben hatırlayabilecek miyim banyo yapmayı? Ha bir şey soracağım. Saçı ıslattıktan sonra mı şampuan döküyorduk önce mi? Aa tek Özgür. Ya hiç param kalmadı. Arkadaşlarla buluşacağım da bir 10 lira borç versene. Sakın geç kalayım deme. Ezan okunmadan evdesin. Ha Salih falan iç. Alkol alırsan kafanı kırarım. Tamam sultanım. Esin. Ne haber şeker? İdare eder. Hadi kaçtığım görüşürüz. Ya biraz konuşsaydık. Sana bunları verecektim. Gel gel. Hoş geldin. Gel. Yok yok girmeyeceğim. Birkaç işim var onları halletmem lazım. Sabah sormayı unuttum. Akşam kim gidiyoruz? Salih abiyle İpek de gelecek. Ti ama işleri çıkmış. İyi o zaman tiyatroda buluşuruz. Anlaşıldı. Ayrı ayrı gidiyoruz. Geç kalma. Beklemeyi sevmem. Hoşçakal. İlk kez beni bir yere davet etti. Ve annem yüzünden gidemiyorum. Ya hayatımın aşkı ellerimin arasından kayıp gidiyor. Ben ne yapacağım Özgür ya? Of. Bak. Bir kere şu platonik aşık durumundan kurtulacaksın. Öyle hoca öğrenci aşkı sendromundan da sıyrılacaksın. Ya kızım bir etrafına bak ya. Eminim okulda çok yakışıklı öğrenciler vardır. Hoş geldin kızım. Kapanmışsınız odaya, yüzünü görmedim. Sabah olanlardan sonra etrafta fazla görünmeyeyim dedim. Ne oldu ki sabah? Ben unuttum bile. Hadi saat kaç oldu giyinmemişsin? Oyun başlayacak. Şu kırmızı ceketini giy ha. Anne. Sen iyi misin? Çok iyiyim. Bak Özgür de gelmiş. Kardeş kardeş beraber gidersiniz. Annem, sen bir tanesin. tamam, ben de zaten kültürel faaliyetlere bayılırım. Ha iyi. İpek giyinirken şu Esin'i çağır sen de. Melek teyzeciğim, Esin'in biraz işi varmış. Biz İpek'le kardeş kardeş gider geliriz. Git bak bakalım millet nasıl oynuyor. Yakında sen de sahneye çıkacakmışsın. Eda söyledi bu sabah. Çok gurur duydum. Anneciğim, bak göreceksin başaracağım. Hele bir oynayayım o zaman benimle daha çok gurur duyacaksın. Anne, sen de gelmiyor musun bizimle? Yok artık. Erkan Hoca da gidiyormuş, sen onunla gidersin. Ha. İyi. Annem bizi
Ömer zannediyor. Beraber çıkacağız evden. Ona hiçbir şey söylemedim. Tamam mı? Sen nereye gidiyorsun peki? Annelerden hesap sorulmaz. Hadi giyin kızım.